Allah kahretsin seni! Allah kahretsin seni! Manda gibi beğiriyor! Say o zurnan başında parçalansın, kör olası seni! Zurna değil, amelindeki mübarek aynı ya! Hiç huzurum yok, hiç rahatım yok! Allah kahretsin seni! Rüyanda mı gördün sabahın köründe zurna çalmayı? Bir bu eksikti! Ne olacak? Zurnacımın arkadaşı davulcu olurmuş! Hadi çabuk giyin, hadi! Önce selam verilir Bükür, sonra hesap sorulur. Sabahın köründe ne işin var burada? Ne oldu söyle bak, zurnanın sesinden selam verecek hal mi bıraktın? Ne oldu? Çok sinirlendim. Ne demek o? Yani, çok sinirlendim işte. Aman, çok iyi, tam sırası. Hadi öyleyse hemen Numan Ağa'ya gidelim. Neden? Nedeni var mı? Gene iki misli faizle Fettah dedenin canını yakacak da ondan. Olur, gidelim. 5 çuval zaten faizi, 10 çuval da asıl borç eder 15 çuval. Etme Numan Ağa, yarı yarıya faiz nerede görülmüş? İnsaf et biraz! Alırken iyi, verirken kötü insafsız mı olduk şimdi? Ben anlamam, tarlana haciz korun Fettah Efendi! Selamün aleyküm! Biz geldik Fettah dede! Allah razı olsun sizden! Tarlamı alacak bu adam elimden! Sen bu işe karışma Memiş bey kardeşim ya! Borcun ne kadar Fettah dede? 10 çuval ama 5 çuval da faiz istiyor! Oha! Düş be! Herifçioğlu neredeyse eşeği semeriyle yutacak! Sen sus Bücür! Biraz terbiyeli ol! 10 çuval alacağım bende Numan'a! Ya faizi ne olacak? Ulan! Bu köyde faiz alacak adamım ben anasını, avradını, ecdadını, sülalet... Hop hop hop! Biraz terbiyeli olalım be arkadaşım! Olur! Öyleyse biraz terbiyeli konuşalım! Söyle bakalım, faizler ne olacak şimdi? Ne istersen kabul, hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum! Vur davula da ilan et! Duyduk, duymadık demin! Numan Ağa'nın bugün eşref saati! Bugün herkesten bütün alacaklarını faizsiz kabul ediyor! Duyduk, duymadık demin! Sırtımızdan alanların kükünü... Silkinip atmanın zamanı geldi, cehalet çekti. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? Hadi bakalım, sen şimdi doğru eve git, dersine çalış. Önce ders, ben de Meloş Hanım'ın damını aktaracağım. Dam aktaracakmış. Ne mırıldanıyorsun lan, ha? Hiç! Diyorum ki, aman iyi aktar garibanın damını da bir daha hiç akmasın! Dam bu! Ne zaman akıp ne zaman akmayacağı belli olur mu? Hadi bana eyvallah! Ne olacak, dam budalasın! Hah, yedik sanki!
kitap okuyacak. Arzuhancı mısın, çiftçi mi? Anlamadım gitti. Ne dedin Zaliha Ana? Şey, bir şey istiyor musun diye sordum. İstemem, sağ ol. Sen bulunmaz bir insanmışsın be baba. Bugün kıymetini daha iyi anladım. İsteseydin sen de amcam gibi şehre yerleşir, milyonlarla oynardın. Evet, milyonlarla. Ne bizi bıraktın küçük annenin babası gibi, ne de köylüyü. Helal olsun sana. Bu işin hesabını vereceksin Orhan. Fakat Veli Bey, bana birkaç gün daha şans tanıyın. Rica ederim. Emanete hıyanet ha! 5 milyon lira bu! Yarın vekaletnamemi geri alıyorum. Mahkemede görüşürüz seninle. Bu işi iyi hallettik. Yalnız çok önemli bir nokta var. Nedir o? Defterler poliste. Varisi kim? Bildiğim kadarıyla Veli'nin hayatta bir tek yeğeni var. Tek varis o. Bir köyde yaşıyor galiba. Onu önce bizim bulup yeniden bir vekaletname almamız gerek. Aa! Nemişam! Ne var Ali, ne bu telaşın? Anam demiş ağam, anam! Ne oldu anan Ali? Sancısı tuttu. Söylesene be yavrum, ebe Nurten Hanım'a haber verdin mi? Ah, Gökkaya köyüne gitmiş, dönmez artık. Ay Allah, hemen kasabaya götürmek lazım. Heh. Sen eve git, annenin yanından ayrılma, ben de şimdi geliyorum. Olur. Bana ne diyeyim?
gemi derler. Felekten çektim, vah neler neler. Ezrail İçeri. Ne o? Doğuracak olan siz misiniz yoksa o mu? Biz zaten 9 doğurduk getirinceye kadar hemşire hanım. Bırak da 10.'yu o doğursun. İyi öyleyse dışarıda bekleyin. Siz 9 doğuran. Ne? Ben mi? Evet siz. Gözünüz aydın. Nur topu gibi bir oğlunuz oldu. Benim mi? Oğlu olmuş! Gel hay gönül havalanma. Engin ol gönül, engin ol. Razı olsun senden Mimiş. Herkesin imdadına yetişiyorsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Bana müsaade baba. Güle güle oğlum. Yolun açık olsun. Allah kazadan korusun. Mimiş bey neredeyse gelir efendim. Ne iş yapıyor bu Mimiş Top bey? Çiftçidir. Bir de bir işi var ama... Bilmem ki desem bir işe yarar mı? Zarar yok canım. Söyle söyle nedir? Zurna çalar. Zurna mı çalar? Evet efendim. Bütün köy illallah dedi zurnasından. Bir tek kusuru o. Ama Hızır gibi bir adamdır. Geliyor. Senden hiç ummazdım arkadaşım. Benim zurna çalmama sen nasıl izin vermezsin? Ne yapayım arkadaşım? Küçük Memiş senin zurnanın sesini duyar duymaz başlıyor ağlamaya. Senin küçük Memiş'te de hiç müzik zevki yokmuş ha. Kardeşime laf etme, bozuşuruz ha. İster bozul, ister darıl. Gerçekler gizlenmez ve de güneş balçıkla sıvanamaz, tamam mı? Affedersiniz Mehmet Top Bey. Burada öyle kimse yok. Mehmet Top Bey değil misiniz? Yok dedi ki. Sen sus buçur. Evet benim, bir şey mi istediniz? Eğer izniniz olursa sizinle görüşmek istiyoruz. Buyurun. Amcanızın mali müşaviriydim.
geçenlerde müessif bir trafik kazası geçirdi. Öldü mü? Maalesef. Eğer yanılmıyorsam tek mirasçısı da sizsiniz Mehmet Bey. Bana Memiş deyin, rahatsız oluyorum. Evet Memiş Bey, size yüklüce bir miras bıraktı. Bırakın geveseliği. Şimdi benden ne istiyorsunuz onu söyleyeyim. Şey efendim, bazı formaliteler icabı şehre gelmeniz lazım. Sizi bekliyorduk Memiş ağam. Hep muhterem ve saygıdeğer Memiş Bey kardeşimiz! Köyümüzü terk eylediğiniz bu mutlu, bu üzgün günümüzde bütün köy halkı adına bizzat ve alenen sana hayırlı yolculuklar dileriz. Bilakis her iki mübarek ellerinden sıkarız. Arkadaşlar, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Çok duygulandım. Bunu ancak size zurnamla ifade edebilirim. Yandık. Hep senin yüzünden oldu muhtar. Şunu hallet, yoksa halin haraptır. Tamam, tamam. Çok mu iyi çalıyor? Çok iyi arkadaşım. Ama artık seni dinleyemeyeceğim. Gel, seni de götür. Anama, küçük Memiş'e kim bakacak sonra? Büyümüşsün arkadaşım. Ama anana, kardeşine bakabilmen için büyük okullarda okuman gerek. Sen olsaydın öğretirdin değil mi Memiş ağam? Büyük şehre gider gitmez seni yanıma aldırtacağım, söz veriyorum. Ananla küçük Memiş'i bizim eve taşı, orada kalsınlar. Sen bulunmaz bir arkadaşsın. Hadi eyvallah arkadaşım. Yolun açık olsun arkadaşım. Rahmetli amcanızın kurmuş olduğu memleketimizin medar iftiharı olan bu turistik tesisimize hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet. Müsaadenizle. Müsaade edin, çok yorgunlar. Saatlerdir yollardayız. Daha sonra, Size gazeteci demeye bin şahit ister. Şu Memiş denen adamla bir röportaj yapamadınız. Orhan Bey'in adamları kuş uçurtmuyorlar efendim. Ne demek kuş uçurtmuyorlar? Kapıdan giremezseniz bacadan girin. Sen ne bekliyorsun? Bu röportajı ben yapabilirim. Güzel bir kız. Evet, olabilir. Yalnız bir şartım var. Neymiş o? 10.000 lira prim,
15 gün izin. Hele röportajı görelim. Bırakın da defolun, başlarım şimdi manikürünüzden. Hadi defol! Öf yeter be! Defol! Ya gelin ya, nereye gidiyorsunuz? Gelsenize, gelin şöyle! Amma alıngansınız, gelin! Ya, ya Allah aşkına gelin! Aa, gelin şöyle, gel otur. Değil mi ya, bitmediğine göre? Devam et! Yap bakayım. Ha. Günaydın Memiş Bey! İşlerin bir an önce bitirilebilmesi için vekaletnameyi imzalamanız gerekiyor. Bunun için rahatsız ettik. Aa, çok teşekkür ederim. Arzu ederseniz efendim, ben okuyayım. Tabii, çok iyi olur. başlıyorum efendim. Zatürre olacaksın. Göğsünü kapat. Affedersiniz efendim. Ama imzalamanız lazım. İmza, görüyorsunuz ellerim meşgul, başka zaman imza. Hay hay efendim. Çıkın! Hadi çıkın dışarı, çıkın! Hadi defol! Gözünüzü dört açın. Bizden habersiz hiç kimseyle temas etmeyecek. Bir gölge gibi takip edeceksiniz. Vekaletname imzalanıncaya kadar gözaltında tutacağız. Hadi bakalım. Adam hiç de göründüğü kadar saf değil. Önemli değil dostum. Her akıllının bir saf yanı vardır. İşte bir bokluk var. Önce bir karı gönderdiler, sonra da bu herifler kene gibi yatmıştı. Nasıl, rahat ettiniz mi Memiş Bey? Fevkalade. Muhafızlarım kuş uçurtmuyorlar. Vazifeleri efendim, vazifeleri. Vazifeleri mi? Tabii ya. Beni niye koruduklarını anlayamadım. Aa, sizi değil, sizi değil efendim, milyonlarınızı koruyoruz. Ha, milyonlarım, evet. Milyonlarım. Thank you.
Teşekkür ederim. Beni kurtardınız. Önemli değil. Nereye gideceksiniz? Bırakayım sizi. Yeni geldim şehre. İş de bulamadım. Karnım da aç. Belli. Ben de garibim. Öyleyse önce güzel bir karnımızı doyuralım. Hadi. Tanışma faslı tamam. Gerisi kolay. Canım sıkılıyor! Bir sürü kokuşuk var burada! Kimin fikriydi buraya gelmek? Benim! Kapıdan ilk giren benim olsun! Sus be! Güzel fikir! Kapıdan ilk gireni döveceğiz! Ne geldi? Tura! Oturabilir misin? Çok affedersiniz, yemeğinizi de yiyebilir miyim? Tabii, buyur, afiyet olsun. İçkinizi de içebilir miyim? Tabii canım, ne kadar da mahcupmuşsun. Aftosun güzel parça! Tadına bakabilir miyim? İşte orada, dur şimdi tadını çıkartın! Aslanım benim be! Ellerin dert görmesin! Vur evladım, vur! Vur! Çok kuvvetlisin! Bayıldım sana! Hadi, al götür beni!
Biraz saygı duyun bu topluma ulan! Bu millet kokuşmuş, mikrop yuvaları haline gelmiş et beyinleri istemiyor! İstemiyor artık! Zavallılar! Bomboş! İçi kof bir ağaç gibisiniz! Amaçsız, idealsiz, emeksiz yaşayan parazitlersiniz! Defolun! Defolun da yemek yerken mideniz bulanmasın! Defolun dedim size! Defolun! Defolun! İt kırıkları, defolun! Sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Siz de sağ olun şerefinize. Anasını satayım be! Yağmur! Hadi! Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah! Dükkan sana emanet! Hadi eyvallah! Tamam, tamam! Ya Rabbi, bizim patron tozuttu! Acı biraz, durdur şu yağmuru! Aa, velilerin zoruna bak şimdi! Anladın şimdi öyle? Yarabbi, bu sarhoşların sözüne mi bak? Alın size sellice yağmur! Sen bize bakma Allah babacığım! Sarhoşluk söyletiyor! Biraz da şu fakirin sözünü dinle! Allah cezanızı versin! Nasıl kaçırırsınız bir köylüyü elinizden? Nasıl yutarsınız bir çarıklının numarasını? Nasıl ha, söyleyin! Selam beyler! Memiş bey, bu haliniz ne böyle? Ne kadar da cahilsiniz! Banyo kıyafetim! İnsanın doğaya dönüşü! Bunu kurutup ütület! Ben yatağa gidiyorum!
Bu adamın başkalarıyla temas etmeden vekaletnameyi 3 gün içinde imzalaması gerek. 3 gün sonra noter huzurunda vekaletname açılacak. Patron şu gazeteye bak. Uyuyoruz biz be! Çarıklı köylü dediğiniz adamın dün geceki marifetlerine bakın! Hı? Ne oluyor, zelzele mi? Daha kötü, baksanıza şuraya, bu ne rezillik böyle? Şuraya bakın Memiş Bey, nedir bu hal? Dedim ya, insanın doğaya dönüşü. Güzel. Çok güzel. Ha, güzel mi? Tabii. Fakat kim çekti bu fotoğrafları, onu anlayamadım. Hareketlerinize biraz dikkat etseniz iyi olacak. Nedenmiş o? Haysiyet denilen bir şey vardır. Dün geceki hareketleriniz buna gölge düşürdü. Bana bak, bu parayı ben istemedim. Amcama da ben ödemedim. Sizin hayat görüşünüz beni ırgalamaz. Birkaç milyarın hatırı için kendimi ona esir edemem, anlaşıldı mı? Hadi bas artık, hadi! Şey, affedersiniz, yani ben demek istemiştim ki... İstediklerin benim istediğim değil. Sonra ben vekaletname filan da verecek değil. Fakat efendim, ben size yardımcı olmaya çalışıyorum. Gereği yok. Paranın hepsini dağıtıyorum. Kimlere efendim? Dar gelirli, yoksul vatandaşlara. Ha, fakat nasıl olur Memiş Bey? Bal gibi olur. Alo? Peki, bağlayayım. Vay, meyhane arkadaşım, nasılsın? Pişik! Çok yaşa, ne o? Nezle mi oldun? Bugün kendime bir iş buldum. Evet. Milyarder Memiş Bey'i gezdirmek için... bir rehber gerektiğini düşündüm. Tamam. Sultanahmet'te, Park Kahvesi'nde. Hoşça kalın. Müsaadenizle. Başarılar. Afiyet olsun. Sağ ol. Karar verdim Gül. Bütün mirası fakirlere dağıtıyorum. Nasıl? Hepsini mi? Hepsini. Ne o? Hoşuna gitmedi. Seni öpebilir miyim? Uzunca bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Hoş geldiniz. Merak ettik efendim. Geldik işte. Neyse, misafirim geldi mi? Geldi efendim. 110 numaralı odada. 110'da mı? Arkadaşım! Alo? Orhan Bey? Burada, geldi efendim. Bütün gün seni bekledim burada. Ah, vay bücür! Buradasın ha! Geleceğini bilseydim, bandoyla, mızıkayla, zurnayla karşılardım. Anamın, küçük memişin, Zaliha ninenin ve de muhtarın selamlarını getirdim sana. Aleyküm selam! Gönderen de,
Getiren de sağ olsun. Sahi, neredeydin bütün gün? Hesap ver bakalım. Anlaşıldı Bücür. Güzel bir kız arkadaşım var. Onunla dertleştik biraz. Dertleşmiş. Şuna oynaştık desene. Bana bak, yoksa mercimeği fırına mı verdin onunla? Galiba öyle Bücür. Ama görünce eminim sen de beğeneceksin. Kendisi gazeteci, ismi de nedir biliyor musun? Gül. Anlaşıldı. Hani şu gazetede yanında resmi çıkan kız değil mi? Tamam, çaktım be arkadaşım. Aslan arkadaşım! İyi ki geldin Bücür. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne? Buraların altını üstüne getireceğiz seninle. Ooo, Memiş Bey, bizi merakta bıraktınız. Siz de mi? Ya. Çok teşekkür ederim Orhan Bey. İnsanlar tanıdığımdan da daha iyilermiş. İşte mirası da onun için dağıtıyorum ben. Ama lütfen iyi düşünün, son pişmanlık fayda vermez sonra. Arkadaşım, ya. Hayatında pişman olacak hiçbir iş yapmaz. Dağıtacağız işte. Ama... Emir, büyük yerden. Gidelim Bücür. Müsaadenizle. Mahvolduk Orhan. Adam bütün serveti dağıttıysa maliye hemen defterlere el koyar. Bütün falsomuz da meydana çıkar. Bu adam gerçekten deli. Milyarlarca lirayı gözünü kırpmadan dağıtıyor. Evet. İnanılır şey değil, doğru. Deli bu adam. İnanılmaz şeyleri ancak deliler yapar. Patron, istersen öldürelim. Hayır, bırak dağıtmaya teşebbüs etsin. Akrabası Aynur tarafından delidir diye dava açtırırız. Vasi olarak Aynur'u tayin ettiririz. Biz de böylece istediğimiz gibi paraları kullanırız, ha? Ne dersiniz? Sen bir dahisin patron! Yaşa patron! Haydi, duyduk duymadık demeyin! Gelen şişman, gelmeyen pişman! Memiş Ağa'nın hayratı yaman! Yetişin, geç kalmayın aman! Arkadaşlarım, şehir kenarlarında büyük bir site olacak şekilde arazi alınmış bulunmaktadır. Bunu aramızda üleşmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Şimdi herkesi sırayla kaydedeceğiz. Cevdet baba, hoş geldin, öpeyim. Merhuda, oğlum. Sen de hoş geldin muhtar emmi, buyur, buyur. İlk payı köyümüzün gariban babası Cevdet Komite veriyorum. Hayırlı olsun Cevdet baba. Durdurun, durdurun muameleyi! Hakkınızda davacı var. Mirası kullanamayacak durumda akıl hastası olduğunuzdan... ...müvekkilim adına işlemin durdurularak müşahede altına alınmanızı istiyorum. İşte mahkeme kararı, burada. Ben mi? Ben mi deliyim? Bu kadar toprağı hiç tanımadığı kişilere dağıtan kimse deliden başka bir şey olamaz. Buyurun Memiş Bey, gidelim. Size ne canım, malını istediği gibi kullanır. Hayır, hayır, bırakın onu! Dünyanın en iyi insanıdır o! İyice arayın yukarıyı. Evrakı ve zurnasını bulun. Delil olarak lazım olacak. Yakında milyarların sahibi olacaksın Aynur. Bir Avrupa seyahatine ne dersin?
balayında gideriz sevgilim. Beni unutmayın ha! Unutur muyuz doktorcum? Ama beyin ölümünü de birlikte hazırladık. Kaderimiz bir. Para üçe bölünecek, tamam mı? Tabii doktorcum. Bu adam deli olmadığını ispatlayabilir. Onun için temizlemekten başka çaremiz yok. Sonra ne olacak? Paranın tümü akrabası yaptığımız Aynur'a kalacak. Önce Veli, sonra Memiş. Polisi şüphelendirmeyelim. Başka çaremiz var mı ki? Aynur haklı. Hastanenin içinde temizlersin Memiş'i. Hı hı. Oldu patron. Hayrola gel? Ne işin var burada? Seninle konuşmam lazım. Peki. Söyle, dinliyorum. Küçük Ali onların aralarındaki konuşmayı dinlemiş. Amcanı Orhan ve adamları öldürmüş. Amcamı onları öldürdü demek. Benim buradan çıkmam lazım. Sen kapıdan çık, dışarıda buluşalım. Sen şimdi doğru eve git, bekle beni. Thank you.
Memiş! Beni affettin mi sevgilim? Kendimi o kadar suçlu hissediyorum ki... sırf bir röportaj koparabilmek için yaptım bunları. Anlamıştım öyle olduğunu Gül. Unutalım artık bunları. Ay be! Ne resimler! Ne resimler yaptık Erol abiyle! Şuraya bakın! Bu resme gazete manşet atar. Dolgun bir prim kapmadan vermem bunu. Abi, gazetecidir. Artık bu iş bitti abi. Bu bizim meselemiz oldu artık. Gazetenin değil. Anladım. Bu senin hakkın. İstediğini yapmakta serbestsin. Teşekkür ederim. Senin öldürülmek istenmenin arkasında... amcanın milyarları yatıyor. Haklısın. Ben dedim de size zaten. Bu resimdeki adamlardan hiç tanıdığın var mı? Şu adamın yüzü yabancı değil. Bize bir şahit gerek. Bu adamı bulup konuşturmalıyız. Trenden attığınıza göre cesedin bulunması lazım. Nerede? Her tarafı aradık. Acaba polis tarafından bulunmuş olamaz mı? O zaman haberimiz olurdu. Ölü veya diri, nerede olduğunu öğrenmemiz şart. Eğer saklanıyorsa bizden şüphelendi demektir. O zaman bütün işler sarpa saracak. Saklanıyor da olsa fark etmez. Onun idam fermanı imzalandı artık. Ölümüne kendi ayağıyla gelecek. Şimdi tanıdım. Bir barda fedailik yapıyor. Yaz. 34. Evet, 34 AE816. Evet, 34 AE816. Hepsini getirdim. Sherlock Holmes'çilik mi oynuyorsunuz? Neler keşfettik neler? Adamın birini tanıdık. Arabanın plakasını da bulduk. Sen şimdi şu tanıdığın adamın izini bulmaya çalış. Derhal. Ben de otele kadar gideceğim. Bu halde hiçbir yere gidemezsin. Önce birkaç gün istirahat edip kendine gelmelisin. Anladık, anladık. Bizim uyku saatimiz geldi. Sızlayan bir yerin var mı? Neden sordun? Benimle sevişebilecek kadar iyileştin mi? O kadarına katlanırız artık. Alo. Ben Erol. O adam şimdi üç nal barına girdi. Üç nal barına mı? Sen oraya git bekle beni. Hemen üç nal barına gideceğiz. Seni benden alamazlar. İnan benim canım sensin. Seni benden alamazlar. İnan benim canım sensin. Gidemezsin, gidemezsin. Gidemezsin, gidemezsin, gidemezsin. Nasıl sevdim bilemezsin. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanan. Bir gün benden sana gelecekler hep yalanla. Belki bir gün benden sana gelecekler hep yalanla. Ayıramaz kimse bizi.
nasıl sevdim bilemezsin. Ayıramaz kimse bizi, nasıl sevdim bilemezsin. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanım. Gözlerime bak da inan, senin için kimmiş yanım. Öldürmek istedin, söyle! Orhan Bey emretti, amcan gibi seni de... Amcamı da onlar mı öldürdü? Erol! Ne oldu Erol? Gülle küçüğü Orhan kaçırdı. Orhan mı? Nereye? Kilyos tesislerinde bekliyor seni. Sen doğru polise git, ben de oraya gideceğim. Anlaşıldı, bu işin çivisi çıktı. Hoş geldiniz Memiş Bey, çocuklar! Thank you.
İndir silahını yoksa kızı öldürürüm. Şimdi senin de sonun geldi köpek. Gebereceksin. Mimişam! Sen burada bekle.